Merhaba. Bugün size çok kolay bir şekilde örülen bir yazlık şal örneği göstermek istiyorum. Bakın, aslında bu buradan başlıyor. Buradan başlıyoruz ve büyütüyoruz. Şöyle bir yakından göstereyim modeli size ben. Ben tabii iki renk olarak yaptım. Siz tek renk yapın. Renk renk yapın. Her şey olabilir. Bunu hemen bir göstereyim. Çok basit örülüyor zaten. Dediğim gibi burası aldatmasın. Üçgen burada. Buradan başlıyor aslında. Böyle böyle gidiyor. Şimdi şalımıza ilk başlamak için 8 tane zincir atıyoruz. Sabitleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 15 zincir daha atacağız. İsterseniz buradan 8'i üstüne tutun veya benim yaptığım gibi sonradan sayın. Ben sonradan sayıyorum. Yani toplam 23 zincir oluyor aslında. 8 tane attık, 15 tane daha. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi alttan başlayalım buradan saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. zincire 8. zincire alttan 8. zincire bunu sık iğne ile bağlayalım. Şöyle bir halkamız oldu. Şimdi 7 zincir atıyoruz. 6, 7. Bu attığımız 7 zinciri de ilk zincirimize batıyoruz. Şöyle bir model çıkıyor ortaya bakın. Bir 8'imiz çıkıyor yani ortaya. Şimdi model başlıyor. 11 tane zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bundan sonra çekeceğim zincirler hiçbir şey sırada değişmeyecek. Hep aynı olacak. 11 zincir çektim. Bakın ipimiz daha burada. Çevirdim ve buradaki köşeye yaptığım sık iğnenin üstüne onu bağlıyorum. Bağlıyorum derken sık iğne atıyorum. Şöyle bir kuyruğumuz oluşuyor. Şimdi 5 tane zincir atıyorum. 2, 3, 4, 5. Şu ortadaki sık iğnemiz vardı ya, o sık iğnemizin içine pardon, 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Araya 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 trabzan yapıyorum. 2, 3. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Ve şuradaki boşluğa bunu sık iğneyle bağlayıp, bakın burada bir kuyruğumuz vardı ya, kuyruk diyelim. Şimdi yine 11 tane zincir atıyorum. 9, 10, 11. Tekrar çeviriyorum. Buradaki sık iğnenin üstüne batıyorum. Şimdi şöyle bir şeklimiz oldu. Buraya kadar siz de benimle birlikte yaptıysanız şöyle bir şekliniz olacak. Şimdi tam olarak bir göstereyim. Şimdi tekrar bu model, şunu da baştan söyleyeyim, zaten ondan sonra belli olacak. Bir sıra hep zincir, bir sıra modeldir. Şimdi zincir sıramızdayız. 11 zincirimizi de buraya bağladık. 5 zincir çekiyoruz. Bakın, 3 tane trabzan yapmıştım ya. İlk trabzanın üstüne bir sık iğne bağlıyorum onu. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Üçüncü trabzanın üstüne bağlıyorum. Şu aradaki 3 zincir boşluk vardı. Onun için yine bir 3 zincir çekiyorum. Yine ilk baştaki trabzana bağlıyorum. İpim de gelmek istemedi. Tekrar 3 zincir çekip son trabzanın üstüne bağlıyorum. Bu trabzanın olduğu yerler hep 3'er zincir, bu kenarlar hep 5'er zincir. Şimdi yine 5 zincir atıyorum. Bakın buradaki sık iğnenin üstüne yine bir sık iğne yapıyorum.
Beş zincir. Şuradaki boşluğa bağlıyorum. Şimdi şöyle bir model yavaş yavaş çıkıyor ortaya. Her sıranın başı o kuyruk dediğim şekilde başlıyor. O da her zaman için 11 zincir çekiyorsun. Çeviriyorsun ve son yaptığın sıkının üstüne atıyorsun. Şimdi model sıramız geliyor. Dedim ya, bir zincir sıramız, bir model sıramız. Bağladım. 5 zincir çekiyorum. İlk sık iğnemin üstüne. Üçlü trabzan yapıyorum. Üçünü bir arada alıyorum. Yani batıyorum. Bir trabzan çekmiyorum. İkinci bat. İkinci trabzan. Üçüncü. Sonra hepsini bir arada topluyorum. Yine 5 zincir atıyorum. Bakın buradaki sık iğneye. İlk trabzanın üstüne, demin koyduğumuz sık iğnenin üstüne batıyorum. Şimdi hangi bölgeye geldik? Bu trabzan olduğu bölgeye. Yani şimdi 3 zincir atıyorum. Şu ortadaki 3 zincire, tam yine bunun üstüne gelecek şekilde, yine 3 trabzan, 3 zincir arada tekrar 3 trabzan yapıyoruz. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Aynı yere, aynı boşluğa. Şimdi bir 3 zincir daha. Çünkü bu bölgedeyiz. Model bölgesi diyelim buna. Şuradaki ilk sık iğnenin üstüne batıyoruz. İpim bugün benle inatlaşmakla meşgul. Devam edelim. 5 zincir atıyoruz. Sıradaki sık iğnenin üstüne yine bir sık iğne yapıyoruz. 5 zincir atıyoruz. Sıradaki sık iğnenin üstüne yine üçlü bir arada toplanmış trabzan yapıyoruz. Bir, ikinci trabzan, üçüncü trabzan. Hepsini birden topluyoruz. 5 zincir. Bu boşluğa yine 5 zincirimizi sık iğne ile bağladık. Adım adım gösteriyorum ki siz de takip ediyorsanız, bakın şu anda burada üçlü trabzanlarımız, burada da birer tane üçü bir arada toplanmış trabzanlarımız var. Yeni sıraya geçiyoruz. Bu yine zincir sıramız. 11 tane zincirimizi atalım. Çevir. Son sık iğnenin üstüne batır. 5 zincir. Bakın, önceki sırada toplamıştık ya. Bunların üstüne sık iğneyle bağla. Bu yine zincir sıramız. 5 zincir. Sıradaki sık iğnenin üstüne bağla. Sık iğnenin üstüne sık iğnedik. 5 zincir. Bakın sıradaki sık iğne. Yine onun üstüne bir sık iğne. Yine buraya geldik. Bunun için 3 zincir. Yine bakın, ilk trabzanımızın üstüne bir sık iğne. 3 zincir. Üçüncü trabzanımızın üstüne bir sık iğne. 3 zincir. Baştaki trabzanımızın üstüne bir sık iğne. Yanlış yaptım. İlk trabzanın üstüne. 3 zincir. Son trabzanın üstüne de bir sık iğne. Şimdi yine 5 zincirle devam ediyor. 5 zincir. Sıradaki sık iğnenin üstüne bir sık iğne. Tekrar 5 zincir. Bakın, burada tomurcuk. Tomurcuk diyorum buna ben. Tomurcuğun üstüne de bir tane sık iğne. 5 zincir. Son sık iğnenin üstüne bir sık iğne yine. Yine 5 zincir. Zaten son bir kez model sırasını göstereceğim. Boşluğa batıyorum. Bakın, bağladım. Ondan sonra zaten sıra öyle devam ediyor. Takip ediyoruz.
Şimdi yine zincir sırasını yaptık. Şimdi yine model sıramıza geçeceğiz. Yani dediğim gibi sıra başları hep 11 zincir. 9, 10, 11. Örneğimizi çevirip son sık iğnenin üstüne batıyoruz. Model sıramız her zaman böyle başlıyor. Yani her sıramız. Şimdi yine 5 zincir. Model sıramızda her zaman ilk sık iğnenin üstü üçlü trabzan oluyor. 1, 2, 3 hep böyle başlıyor. Topladık. 5 zincir. Sıradaki sık iğnenin üstüne bir sık iğne. Hem bakın hem yerleri değişmiş oluyor. Hem bu tomurcuklar da artmış oluyor. 5 zincirini. Sıradaki sık iğnenin üstüne yine bir üçlü tomurcuk yapalım. 1, 2, 3, 5 zincir. Sıradaki sık iğnenin üstüne bir sık iğne. Bakın şimdi burada yine köşeye gelmiş oluyor. Yani ortaya gelmiş oluyoruz. Yani 3 zincir atıyoruz. Ortadaki boşluğun üstüne. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Köşemiz bizim yani şurası. Evet, 3 tane trabzanımızı yaptık yine. 3 zincir. İlk yine sık iğnenin üstüne bir sık iğne. 5 zincir. Sıradaki sık iğnenin üstüne bir tomurcuk yine. 1, 2, 3'lü yani. 3'lü trabzan. Topladık. 5 zincir. Sırada sık iğnenin üstüne bir sık iğne. 5 zincir. Yine sıradaki son sık iğne zaten. Onun üstüne yine bir üçlü tomurcuk. 2, 3, hepsini birden aldık. 5 zincir. Ve şu boşluğa yine bağlıyoruz. Bu yine model sıramızdı. Bakın. Çalmış oldular tomurcuklar. 2 tane oldu. Bu orta zaten hiç değişmiyor. Şimdi size bir kez daha zincir sırasını göstereceğim. Yine sıra başımız hep biliyorsunuz 11 zincir. 11. Çevir. İlk sık iğnenin üstüne bir sık iğne yap. Ondan sonra hep 5 zincir ve sık iğne. Bak, tomurcuğun üstüne sık iğne. 5 zincir, sıradaki sık iğnenin üstüne sık iğne, 5 zincir, tekrar tomurcuğun üstüne bir sık iğne, sık iğne. Şimdi bakın yine bu bölgeye geliyoruz. 5 zincir, ilk trabzanın üstüne bir sık iğne, buralar üçer zincir oluyor. Daha küçük bir alan olduğu için 3 zincir yine ilk trabzanın üstüne 3 zincir son trabzanın üstüne. Burada yani toplam 1, 2, 3 3 tane küçük üçler zincir oluyor. Şimdi yine 5 zincirimize devam ediyoruz. Sık iğnenin üstüne sık iğne, tomurcuğun üstüne yine sık iğne. Hep arada 5 zincir. Bakın, 5 zincir, 5 zincir tomurcuğun üstüne geldiğine, 5 zincir, son sık iğnenin üstüne yine bir sık iğne, 5 zincir, sıra sonunda da hep şu boşluğun içine atılıyor 5 zincir. Bu zincir sıramızdı yine. Sıra başlarımızda hiç değişmiyor. 11 tane zincir. 9, 10,
11'i çeviriyorsun. İlk sık iğnenin üstüne sık iğne yapıp ondan sonra tomurcuk ve sık iğne ile devam ediyorsun. Bakın ilk sık iğnemiz zaten hep tomurcukla başlıyor. Yani bu böyle bir zincir sırası, bir model sırası derken bu şekilde devam ediyor. Bakın 5 zincir, sıradaki sık iğnenin üstüne sık iğne. 5 zincir, sıradaki sık iğnenin üstüne üçlü tomurcuk. Yani modelimiz bu kadar. Bir zincir sırası, bir model sırası. Bakın görüyor musunuz? Bir tomurcukla başladı. Mesela iki tomurcuk oldu. Şimdi üç tomurcuğumuz olacak. Ortamızı hiç bozmuyoruz zaten. Bu şekilde devam ederseniz, buradan başlıyor bakın dediğim gibi. Bu şekilde böyle devam ettikçe bu şalımız istediğiniz boyutta büyüyor. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Portakal rengi de gerçekten çok hoş oldu. Şimdi ben deneme amaçlı yapmıştım ama da hoş durmuş. Değişik renklerde yapın, tek renkte yapın. Kenarına isterseniz sık iğne yapın. Bu aşağı gelecek olan kısma püsküllerinizi takarsınız. Yani o istediğiniz gibi. Şurası sizi rahatsız etmesin. Bu çünkü sonradan şal bittikten sonra bu düz bir çizgiye geliyor zaten. Ama size tavsiyem şuraya bir sık iğne geçerseniz çok daha iyi oturacaktır burası. Umarım bunu da beğenmişsinizdir. İşinize yarar, yaparsınız. Her zaman dediğim gibi severek örün, sevdikleriniz için örün ve hoşça kalın.